Berlin'in sokakları tarih dolu. İkinci Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a geçmişin izlerini taşıyor. Soğuk Savaş'ı tam olarak anlayabileceğiniz en iyi yerlerden biri de tam burası. Önemli anıtlardan biri de Bernoğa Sokağı'ndaki bu yer. Açık hava sergisi. Bu metal çubuklar bir zamanlar Berlin Duvarı'nın durduğu yeri işaret ediyor. Doğu ve Batı yıllarca bir duvarla bölünmüştü ve Doğu Almanların duvardan geçmelerine ilişkin sayısız şok edici hikaye var. Bazıları daha duvar tamamlanmadan kaçmaya çalışmıştı. Bu ünlü fotoğrafta 1961 yılında Doğu Berlin'den genç bir asker tellerin üzerinden atlarken görülüyor. Bazıları batıya yer üstünden kaçmaya çalışırken, bazıları da yer altından kaçmaya çalışıyordu. Berlin'de duvarın altında en az 75 tünel kazıldı. Çoğu doğudaki arkadaşlarına ve akrabalarına yardım etmek isteyen batıdakiler tarafından kazılmıştı. Doğu Almanlara özgürlük için yardım etmeye çalıştığını söyleyen Karl Holzapfel'le buluşuyoruz. Bize tüneli kazmaya başladığı yeri gösteriyor. Bugün bir şantiye. O zamanki amacı doğuda diğer taraftaki bir eve ulaşmakmış. 80 metre uzaklıkta. Çok meşakkatli bir işti. Günde 1-1,5 metre ancak ilerleyebiliyorduk. Birkaç gün tünelde tamamen yalnız olduğumu hatırlıyorum. Yukarıda üzerimden geçen tramvayı işitiyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Tüneli bulacaklarını düşünüyordum. Doğudaki güvenlik güçlerinin yukarıdan herhangi bir yeri kazıp içeri rastgele ateş ettikleri bilinen bir şeydi. Holzapfel başından beri duvara karşıymış. Bir aktivist. 1963 yılında tüneli kazmak için 5 kişiyle anlaşmış. 4 ay kadar çalışmışlar. Holzapfel yaklaşık 60 yıl sonra tünelin girişini keşfeden arkeolog Thorsten Dressler'le buluşuyor. Buradaki karanlık toprak parçasını. Bu tüneli inşa eden kişiyle buluşmak benim için çok özel bir andı. İlk karşılaştığımızda saatlerce konuştuk. Yapboz parçalarını bir araya getirmek gibi kazı yaptık. Bulgular var ve ayrıca yaşayan bir kaynakla da gerçek bir fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Bu önemli bir unsur. Tünel Stasi yani Alman gizli polisi tarafından bulunduğunda tamamlanmak üzereymiş ve kapatılmış. Ancak Holzapfel'e göre yaptıkları iş boşa değildi. Sonuç itibariyle belki boşaydı, evet, ama insanları özgürlüklerine kavuşturmak ve onlara umut vermeye çalıştığımız gerçeği boşuna değildi. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, her zaman iyi olur. Özgür bireyler olarak özgür olmayan ve sesini çıkaramayan insanlara yardım etmek istedik. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 30 yıla yakın bir zaman geçti. Ancak bu gizli tünel gibi keşifler, Berlin tarihinin hala canlı olduğunu gösteriyor. Ve hikayeler anlatılmaya devam edildikçe yaşamaya da devam edecek.